arkadaşlar, ben Emrah Çelen. Youtube'da bu kanalıma öncelikle hoş geldiniz diyorum hepinize. Bu kanalı neden kurdum? Bu kanalı kurma sebebim e, tabii ki sizlerle bilgimi paylaşmak e, ülkeye, vatana, millete katkım olsun istiyorum. Ayrı bir durum ama e, Türkiye'de bu konuyla alakalı gerçekten çok fazla kaynak yok. E, bu kaynak olmaması demek, alternatifin olmaması demek e, insanların bilginin ...alması gereken kısımlarını daha rahat anlayabilecekleri kısımları... ...başka kaynaklara yönelip ulaşması konusunda büyük sıkıntıya sebep oluyor. E ülkemizin tabii ki dil konusundaki durumu da belli. Yani tabii ki kimse sokakta kalmaz, küfür yemez ama... E ...sonuçta ama karşılıklı diyalog şeklinde anlatılan bir şeyin... ...yurt dışı kaynaklarından da herkes tarafından öğrenilmesi kolay olmuyor. Ülkemizde iki üç tane güzel bu konuyla alakalı uğraşan kanal var. Ben onlara bir rakip değil, alternatif olarak... Gelmeye çalışacağım çünkü diğer kanallardan atıyorum 10 bilgiden 9'unu alsalar o aradaki bir eksik olan kanalı benim kanalımda bulsalar bu benim için zaten fazlasıyla e, yetecektir yani yapmaya çalıştığım benim e, hedeflediğim şey bu kesinlikle Türkiye'nin ya da dünyanın en iyisi bu kanalı olacağım falan gibi zaten bir amacım yok e, olursam ne güzel ama olabileceğimi zannetmiyorum çünkü bir şey bilmekle aktarmak gerçekten çok farklı şeyler. Bildiklerimi ne kadarını size aktarabileceğim o konuda da pek bir fikrim yok. Anlatırken unuttuğum şeyleri ya da özellikle dikkat etmeye çalıştığım şeyleri kesinlikle altyazı olarak koyacağım. O altyazılara ne olur çok dikkat edin. Çünkü... Ee uzaktan eğitim hiçbir zaman bir hocanın sizinle birebir eğitimi gibi olmaz. Yani siz bir şey yaparken belli şeylere, belli sayıdaki durumlara konsantre olabilirsiniz ve bir şeylere konsantre olduğunuzda konsantre olmanız diğer şeyler, yok pardon, konsantre olmanız gereken diğer şeyler e, gittikçe azalmaya başlar. Yani aynı anda şimdi davul çalışırken konsantre olmanız gereken 8 tane şey varsa, 3'ünün konsantre seviyesi artarken bazıları düşer. Atıyorum nedir? Ben size mesela burada bir şey çalışmanızı söyleyeceğim. O çalıştığınız şeyi çalışırken çalıştığınız notayı vurduğunuz alete konsantre olmaktan muhtemelen elinizin nasıl durması gerektiğini unutacaksınız. Birinci dakikada düzgün bir el duruşuyla başlayan çalışmanız çok büyük ihtimalle bu şekle falan gelecek böyle 15. dakikada yani garip garip abartarak söylüyorum tabii ki ama bu durumda tabii yanınızda gerçek bir hoca olsa gelip sizin elinize çat diye vuracak ve sen onu hatırlayacaksın. Ama bu da ne yazık ki uzaktan eğitimde yapamıyoruz. Yani uzaktan bir şeyi en iyisini ben göstersem bile ki dediğim gibi böyle bir dam zaten yok. Siz bir yere kadar bunu alabileceksiniz. Bunu alabildiğiniz seviyeyi arttırmak için ise özellikle elimden geldiğince dediğim gibi önemli düşündüğüm yerleri alt yazıyla koymaya çalışacağım. Oralara çok dikkat edin ve hep büyük konsantrasyonunuz o yazdığım yerlerde olsun. Evet efendim. Umarım. Güzel bir kanal olur bu bilgilerin paylaşıldığı güzel yorumların döndüğü insanların birbirine bok atıp altında komentlerde kavga yapmadığı tabi bundan önce umarım koment gelir <laughs> umarım izleyen olur kanalı şu an kendi başıma da bir şey yapıyor olabilirim yani piyasada çılgın bilinen kanalı açılır açılmaz insanların aklına edeceği bir adam da değilim. Ama yani dediğim gibi şu ülkede en azından 3-5 farklı insanda 3-5 farklı kıvılcım oluştursam benim için fazlasıyla zaten yetecektir kanal amacına da hizmet etmiş olacaktır. Yani sırf bunun için şurada 100 saat bile konuşmuş olsam. Da mutlu olurum Teşekkür ederim.